Buna göre antik çağlarla ilgili olarak yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Antik çağlarda insanlar tanrıların isteklerini anlamak için bulutların hareketi, şimşek çakması, hayvanların ve özellikle kuşların davranışlarını gözlerlerdi. Her kuşun anlamı ayrıydı. Romalılar Augur denilen rahipler topluluğunu kehanetler için görevlendirmiştir. Peki arkadaşlar bakalım. Politeist inancı sahip olunduğu. Yani çok tanrılı inanç var mı? Tabii ki var. Çünkü tanrılar diye bahsedilmişti zaten. Doğru. Astronomi biliminin geliştiği. Arkadaşlar burada verilen durum astronomi ile alakalı değil. Doğa olaylarıyla, hayvanlarla alakalı değil mi? Astronomi dememiz için yıldızların, güneşin ve ayın hareketlerinden bahsedilmeliydi. Dolayısıyla olmaz. Doğa olaylarının din ile ilişkilendirildiğini görüyor muyuz? Tabii ki arkadaşlar. Bulutların hareketinden, şimşek çakmasından ya da hayvanların özelliklerinden faydalanarak tanrılarının isteklerini anlamaya çalışmışlar. Dolayısıyla 3. öncül de olur. Ruhban sınıfının siyasi gücürü Paragrafta böyle bir bilgi var mıydı? Yoktu arkadaşlar. Bu sebeplerle cevabımız 1 ve 3 yani B şıkkı olacaktır. Buna göre ilk Türkistan devletleri ile ilgili olarak yorumlarından hangilerine ulaşılamaz? İlk Türk İslam devletlerinde şer'i hukuk kurallarında herhangi bir değişiklik yapılamazdı. Örfi hukuk ise dönemin şartlarına göre değiştirilebilirdi. Şer'i hukuk ile örfi hukuk arasında herhangi bir konuda çelişki olursa şer'i hukuk esasları dikkate alınırdı. Peki arkadaşlar, teokratik devlet anlayışına sahip olunduğunu görüyor muyuz? Tabii ki çünkü şer'i hukuk kuralları ön planda. Yani dini arkadaşlar bir devlet mi? Elbette zaten Türk İslam devletleri. Dolayısıyla doğru. Hukuk birliğinin sağlanamadığı elbette hukuk birliği olması için arkadaşlar tek bir hukuk kuralı olmalı yani. Burada şer'i hukuk da var, örfi hukuk da var. E, dolayısıyla hukuk birliği yoktur. Yargı bağımsızlığına önem verildi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yargıda bağımsızlık söz konusu değil. E, dolayısıyla üçüncü öncüle ulaşamıyoruz. Bu sebeplerle doğru cevabımız yalnız 3 yani C şıkkı olacaktır. Bu durum gelişmelerinden hangileriyle ilişkilendirilebilir? 16. yüzyıl sonunda Avrupalılar gemi yapımı konusunda Osmanlı'ya hakimiyet kurmuştur. Bu dönem için İngiliz gezgin ve yazar Morrison, Türklerin kadırgaları hem çok iyi yapılmamıştır, hem de İspanyolların, Venediklerin ve diğer Hristiyan düşmanlarının hızlı yüzen, savaşmaya uygun güçlü kadırgaları gibi dayanıklı keresteden inşa edilmemiştir demiştir. Peki arkadaşlar bakalım, Osmanlı'nın okyanuslarda mutlak hakimiyet kuramayışı bu durumda etkili olur mu arkadaşlar? Tabii ki çünkü e, gemileri oldukça zayıf kendi düşmanlarına göre. Dolayısıyla doğru arkadaşlar. Hint deniz seferlerinde istenilen başarının kazanılamayışı. Arkadaşlar, Hint deniz seferleri 16. yüzyılda gerçekleşiyor. Doğru. E dolayısıyla adı üzerinde deniz seferi olduğuna göre ve Osmanlı bu dönemde e, gemi noktasında geri planda kaldığına göre başarı elde edilememiştir diyebiliriz arkadaşlar. Bu durumla ilişkilendirilebilir. Navarinde Osmanlı donanmasının yakılması ise 19. yüzyıldaki bir gelişme. Dolayısıyla 16. yüzyılda bahsedilen bu durumla ilişkilendirmemiz pek de mümkün olmayacaktır. Bu sebeplerle doğru cevabımız 1 ve 2, yani C şıkkı olacaktır. Verilen parçada anlatılan olay aşağıdaki gelişmelerden hangisi sırasında yaşanmış olabilir? Afyon Kaleysar hatlarının çözülmesi sonunda ele geçirilen birkaç Yunanlı tutsak geceleyin Mustafa Kemal'in çadırına getirilmişti. Bunlardan birisi Muzaffer General'in doğup büyümüş olduğu Selanik'ten gelmişti. Yüz kendisine yabancı gelmediğinden ve üniformasında da hiçbir belirti görmediğinden Yunanlı tutsak Mustafa Kemal'e sormaya başladı. Binbaşı mısınız? Hayır. Albay mı? Hayır. Kor General mi? Hayır. Peki nesiniz? Ben Mareşal ve Türk orduları başkomutanıyım. Şaşkın. Ağzı açık kalan Yunanlı kekeledi. Bir başkomutanın savaş hattına bu kadar yakın yerlerle dolaşması işitilmiş değil. Arkadaşlar Maraşel ve Türk orduları başkomutanıyım diyor değil mi? Maraşal unvanını ne zaman almıştı? Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra. O zaman Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonraki bir gelişme olmalı. Yani büyük taarruz değil mi? Mustafa Kemal büyük taarruzda hem Maraşel'di hem başkomutandı. Dolayısıyla doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. Buna göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Montreux Boğazlar Sözleşmesi'nin imzalandığı günün gecesi Atatürk tarafından yazdırılan metin şu şekildedir. Bugün bayram günüdür, sevinç günüdür. Niçin bilir misiniz ey sevgili yurttaşlar? Çünkü Lozan Montreux'de taşlandırılmıştır. Lozan tamdır ve tamlığını daima tarihte koruyacaktır. Fakat ona acı ve üzüntü veren ufak bir şey Boğazlar vardı. İşte o Montreux'de çözümlenmiştir. Peki arkadaşlar amaçlanan misaki milli sınırlarına tam olarak ulaşılmıştır diyebilir miyiz? Hayır arkadaşlar tam olarak ulaşılamayacak tabii ki. Boğazlarda Türk egemenliği sağlanmıştır diyebilir miyiz? Elbette çünkü Montreux ile Boğazlar çözüme kavuşmuş. Dolayısıyla doğru. Lozan'da görüşülen konuların tamamı Türkiye ile yine çözümlenmiştir. Hayır arkadaşlar mesela Boğazlar çözümlenememiş değil mi? Montro daha sonra çözümlenmiş. E, dolayısıyla 3. öncüle de ulaşamıyoruz. Bu sebeplerle doğru cevabımız yalnız 2 yani 5 şıkkı olacaktır. Aşağıdaki koordinat sistemi üzerinde 5 bölgenin konumları taranarak gösterilmiştir. Koordinatları verilen bölgeler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez. A şıkkına baktığımızda K, N ve O bölgelerinin izdüşüm alanları aynıdır. İzdüşüm alan bir yerdeki eğim engebeyi ortadan kaldırdığımızda düz olarak dikkate aldığımız alandır ve burada dünyanın şekli önemlidir. Örneğin sıfır ekvatora aynı uzaklıkta olan ki enlem ve boylam derece farkı aynı olmak kaydıyla Bunların iz düşüm alanları aynıdır Örneğin Baktığımızda K Doğusu ile batısı arasındaki Farkı düşündüğümüzde 20, güney ile kuzey arasındaki fark 20 ki bunların hepsinde bu fark aynı olmak kaydıyla baktığımızda 20 ile 40 yani ekvatora aynı derece olarak uzaklığı olursa K merkeziyle yine 20 derece ve 40 derece güney kısmında yer alan N ve O merkezlerinin iz düşüm alanı ekvatora olan uzaklıkları eşit olduğu için aynı olacaktır. L ve M bölgelerinin tamamı güneş ışınlarını yıl içinde iki defa dik açıyla alır ki dönenceler arasında yani 23 27'ler arasında kalan yerler güneş şınlarını yılda iki defa dik açıyla almaktadır. 5 bölgenin doğusu ile batısı arasında zaman farkı aynıdır. Ki burada baktığımızda 20 boylamlık bir fark söz konusu. Bunu 4 ile çarptığımızda 80 dakikalık bir yerel saat farkı ortaya çıkar. Hepsinde de 20 boylan fark olduğu için hepsinin doğusu ile batısı arasındaki zaman farkı aynı olmakta bu bölgelerin. M bölgesinin yerel saati K bölgesine göre daha ileridir. Şimdi biz haritalara baktığımızda hep sıfır Greenwich kısmına dikkat ediyorduk. Ve bunun sağ tarafını doğu sol tarafını batı alıyorduk. Ancak burada Greenwich'in olduğu kısımda değil tam tersinde anti meridyeninde bulunan 180'i gördük. O yüzden bu doğu ve batı burada tam tersi olmakta. Bu sefer sağ taraf batı sol taraf doğu olmakta. O yüzden burada baktığımızda M bölgesinin yerel saati daha geri olacak. Çünkü daha batıda. Bunun yanında K, L ve N'nin buna göre daha ileri olacaktır. Bu bilgimiz yanlış oldu. 21 Haziran'da en uzun gündüz K bölgesinde yaşanır. Ki K bölgesi daha kuzeyde ve kuzey yarımkürede. Baktığımızda daha kuzeyde yer aldığı için kuzeye doğru da gündüz süresi uzadığı için bu da doğru bir bilgi olmakta. O yüzden doğru cevabımızı değişik olarak dikkate almış olduk. Türkiye Alp Himalaya deprem kuşağında bulunur. Bu yüzden Türkiye'deki en tehlikeli doğal afetlerden biri depremdir. Buna göre haritada numaralanmış illerden hangisinde büyük ve yıkıcı deprem görülme ihtimali daha düşüktür. Özellikle Türkiye'de görülen depremlerimiz tektonik kökenli yani fay hatlarına bağlıdır. Örneğin 3 ana fay hattını dikkate aldığımızda batıda Saros Körfezi'nden başlayıp Marmara Denizi içerisinden devam eden ve Van'a kadar Van Gölü'nün olduğu kısma kadar uzana Kuzey Anadolu fay hattını görmekteyiz. Bu Türkiye'nin en uzun fay hattını oluşturuyor. Doğu Anadolu fay hattı Hatay'dan bir yay çizerek dikkate alıyoruz. Bunun yanında bir de Batı Anadolu fay hattı var ki bunlar 3 ana fay hattıdır. Dediğimiz gibi Batı Anadolu fay hattı biraz daha parçalı bir yapıya sahip olup Ege'yi kapsamakta ya Türkiye'nin daha çok batısını kapsamaktadır. Buna göre 1, 2, 3 ve 4 de daha fazla risk söz konusu iken 5'in olduğu Karaman'da risk daha az olmaktadır. O yüzden doğru cevabımızın E şıkkı 5 numaralı merkez olduğunu söyleyebiliriz. Nem ve yağış üzerinde en etkili faktör sıcaklık ve buna bağlı olarak da buharlaşma ve yoğuşmadır. Aşağıdakilerden hangisi sıcaklığın nem ve yağış üzerindeki etkisine örnek gösterilemez? A şıkkına baktığımızda sıcaklığın yüksek olduğu deniz kıyılarında mutlak nemin fazla olması ki denizlerde sıcaklıkla birlikte buharlaşan o su havada nem olarak karşımıza çıkar ve mutlak nemin artmasına neden olur. Yani sıcaklık ve buharlaşma ile birlikte havadaki nem miktarını arttırdığı için sıcaklığın nem ve yağış üzerindeki etkisine örnek gösterildi. B şıkkına baktığımızda bir dağ yamacı boyunca yükselen hava kütlesinin yağış bırakması. Ki bir dağ yamacı boyunca hava yükseldikçe soğur. Soğudukça hacmi küçülür. Ve hacmi küçüldüğü için yoğunlaşarak içindeki fazladıkları yağış olarak bırakır. Yine bu da bizim özelliğimize örnek olarak verilebilir. C şıkkında sabah saatlerinde yoğun olan sisin öğleye doğru ortadan kalkması. Sabah saatleri daha soğuktur, havanın hacmi küçüktür ve yoğunluk daha fazladır. Ama öğleye doğru sıcaklık arttığı için hava genleşir ve genleştiği için yoğunluk azalır ve sis ortadan kalkar. Yine burada sıcaklık, sıcaklığın nem üzerindeki etkisine örnek verilmiş. D şıkkında sıcaklığın düşük olduğu kutuplarda nem taşıma kapasitesinin düşük olması ki hava ısındıkça genleşir, genleştikçe hacmi büyür ve nem taşıma kapasitesi artar. Kutuplarda soğuk olduğu için hacim daha küçük, maksimum nem daha azdır. Yine sıcaklığın nem üzerindeki etkisini örnektir. E şıkkında nem oranının az olduğu çöllerde günlük sıcaklık farkının fazla olması. Burada nemin sıcaklık farkı üzerindeki etkisinden bahsetmiş. Biz ise sıcaklığın nem üzerindeki etkisini arıyoruz. O yüzden bu durum tam tersi oldu. Verilen özelliğimize uymadığı için doğru cevabı E şıkkı olarak dikkate aldık. Yukarıda numaralandırılarak gösterilen deniz ve okyanusları birbirine bağlayan su yolları aşağıdakilerin hangisine doğru verilmiştir? Su yolları dediğimizde kanal ve boğazlar aklımıza gelir. Bir numaralı öncülümüzde Akdeniz'i Atlas okyanusuna bağlayan Cebeli-Tarık boğazı dikkate alınabilir. Cebeli Tarık'ın olduğu şıklara bir bakalım. Onları dikkate alalım. Diğerlerini eleyelim. Süveyş Kızıldeniz'de Akdeniz'i birbirine bağlıyor. Yine Süveyş'i eledik. Geriye B, C ve E şıkları kaldı. Basra Denizi Hint Okyanusu ki dünyada özellikle petrol taşımacılığında en önemli olan ve Basra Körfezi'ni Hint Okyanusu'na bağlayan boğazımızın ismi Hürmüz Boğaz'dır. Babil Mendep ise Kızıl Denizi Hint Okyanusu'na bağlamaktadır. O yüzden B şıkkında burada eleyelim. Bunun yanında Babil Mendep var. E şıkkında onu da eleyelim. Zaten doğru cevap olarak C şıkkı burada karşımıza çıktı. Atlas Okyanusu ile Büyük Okyanus bağlantısını sağlayan Panama kanalı var. Bunun yanında Güney Amerika'nın uç kısmında Magellan var. Yani ikisi de olabilir ama şıklara göre gittiğimiz için özellikle zaten A, B şıklarını elemiştik. Bering ise özellikle Amerika kıtası ile Asya kıtasının en yakın olduğu alanda karşımıza çıkmakta. O yüzden doğru cevabımızı C şıkkı olarak aldık. Haritada numaralandırılarak gösterilen tarılı bölgelerin nüfus özellikleri ve göç durumu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bir numaralı bölge az gelişmiş ya da gelişmiş ülkelerden beyin göçü alır. Ki bir numara Kanada'nın olduğu kesim bu ülke dışarıdan yetişmiş özellikle bilim insanı, mühendis, doktor gibi kişileri göç olarak alıyor. Buna da beyin göçü diyoruz. Bu doğru bir ifade olmuş. B şıkkında 2 numaralı bölgeye ülkemizden çalışmak için çok sayıda vatandaş göç etmiştir. Almanya verilmiş. Almanya'ya işçi göçleri önem taşımakta. Bu da doğru bir bilgi. Birçok kişi buraya zamanında göç etmiş. C şıkkında 3 numaralı bölgede iklim koşullarından dolayı nüfus azdır denmiş. 3 numaraya baktığımızda Sibirya'nın kuzey kısımları soğuktan dolayı iklim koşullarından dolayı nüfuslanma az. Doğru bir ifade. D şıkkında 4 numaralı bölgede çalışan nüfusun büyük bölümü birinci ekonomik faaliyette çalışır. Ki 4 numara gelişmemiş bir ülke Afrika ülkelerinin tabii büyük bir kısmında insanlar tarımla uğraşıyor. Burada çalışanların oranı daha fazla. Beş numaralı bölgede doğal yani doğumların daha fazla olmasına bağlı olarak bir artıştan bahsediyor ee, ki Avustralya'da böyle bir durum söz konusu değil ee, ki daha çok gerçek yani göçlerle olan artıştan bahsedilebilir. O yüzden yanlış bir ifade oldu. E şıkkını doğru cevap olarak aldım. Bu soru filozofların özellikleriyle ilgili bir soru ve bize sorulan şey bu parçaya dayanarak aşağıdaki bilgilerden hangisini ulaşılabilir? Parçamıza bakalım. Filozof olmak için yapılacak şey dünyanın tüm düşünce birikimine sahip çıkmaktır. Felsefede ulusal özellikler her zaman kendini duyurur ama bu özelliklerin belirleyici olmaktan çıktığı yerde ne olur? Gerçek felsefe başlar. Filozof oralı buralı değildir. Her yerlidir. Dünyanın malıdır. Dünya mal olmuştur daha doğrusu. Bu nedenle bir ülkenin sınırlarına, sorunlarına hapsolmuş düşünceye felsefe denilemez felsefe tüm insanlığı ilgilendirir. O yüzden evrenseldir hocam. Şimdi şıklara bakalım. A şıkkı filozofların düşünceleri toplumsal düşün değişimlere dönüşümlere neden olur mu? Olabilir de parçada değişim ve dönüşümden bahsedilmediğine göre gelirim gitsin hocam. Devam edelim. 5 şıkkındayız. Filozoflar içinde bulundukları toplumun yapısından etkilenir mi? Gerçekten etkilenirler ama burada etkilenmeden bahsedilmedi. Peki filozofça tavır eğitim yoluyla kazanılır. Hangi eğitimden bahsettik burada? Hiçbirinden devam edelim. Filozoflar aynı konuda farklı görüşleri savunabilirler. Çok normal. Parçada bundan da bahsedilmedi. Ama parçada net olarak şundan bahsedildi. Filozofların düşünceleri evrensel sorunlara yöneldiği ölçüde felsefe özellik kazanır mı? Kesinlikle kazanır. Çünkü felsefe oralı buralı değildir. Filozof oralı buralı değildir. Felsefe evrenseldir. Tüm insanlığı ilgilendirir. Filozof da tüm insanla açıldığı anda filozof olur. Felsefe tüm insanla açıldığı anda felsefe olur. O yüzden cevap net olarak eşıkıdır. Bu sorumuzda parçada verilen bir takım görüşler var. Bu görüşlerin aşağıdaki filozoflardan hangisinin yaklaşımına uygun olduğu soruluyor. Bakalım. Bir çalışan herhangi bir şekilde rüşvet aldığı duyulursa çevrediklerinin artık kendisine güvenemeyeceklerini, sonuçta işini kaybedeceğini hesaplamış olabilir. İşte o yüzden rüşvet almıyor. Bir başkası diyor buna karşılık olarak çalışan hangi koşulda olursa olsun kesinlikle rüşvet almamalıyım. Çünkü bu benim bir ödevimdir. Ben bu ödeve uygun davranmalıyım. İşte bu ahlaki davranıştır. Kime göre? Kant'ın ödev ahlakına göre. Kant'a göre hangi koşulda olursa olsun her zaman doğru olandan yana olacağız. Başkası ne der diye o davranışı yapmayacağız başkası görsün ya da görmesin biz iyi niyetle çıkarsız bir şekilde faydasız bir şekilde her zaman doğru olandan yana olacağız. İşte o yüzden ikinci davranış ahlaki bir davranıştır ve tam da Kant'ın ödev ahlakına uygun bir davranıştır. Cevabımız A şıkkıdır. Bu sorumuz Luke'la ilgili bir soru ve diyor ki Luke bu sözleriyle aşağıdaki yaklaşımlardan hangisini savunmaktadır? Bakalım parçamıza ama bakmadan da Luke'u gördüğün her yerde empirizmi işaretleyebilirsin. Çünkü empirizme göre bilgi doğuştan gelir mi? Gelmez. İnsan tabula rasadır, boş bir levhadır der Luke'un kendisi. Ve der ki bilginin kaynağında duyular vardır, deney vardır, deneyim vardır. Şimdi parçada bulabilecek miyiz? Bakalım. Bütün bilgilerimizin deneyle başladığına hiç şüphe yoktur dedim ben size. Bak diyor ki çünkü bilgilerimiz bir yandan duygularımızı etkileyerek kendilerinde tasavvur et meydana getiren öbür yandan da oluşan tasavvurları analiz eden duyü izlenimlerinin işlenmesi sonucunda gerçekleşir. Demek ki hiçbir bilgi deneyden önce yani doğuştan gelmez. Bütün bilgiler deneyle başlar. Cevap net olarak 5 şıkkıdır. Bu soru Berke ile ilgili bir soru ve diyor ki Berkeley'in bu sözlerine dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisini ulaşılabilir? Arkadaşım Berkeley denilince hep aklıma şu sözü gelir. Ne diyor? Var olmak algılanmış olmaktır. Yani varlığımızın koşulu nedir? Algılanmış olmaktır. Parçaya bakalım. Duyu organlarımızın olmadığını düşünün. Hiçbir şey koklayamıyor, gülemiyor, tadını alamıyor veya hiçbir sesi duyamıyorsunuz. Ekşilik, tatlılık, acılık, kırmızılık, mavilik, ses ve benzeri bunların hepsi biz algıladığımız için vardır. Ne dedik? Var olmak, algılanmış olmaktır demiştik. Devam edeyim. Bu durumda nesnel dünya dediğimiz dış dünya sizin için ne ifade eder? Hiçbir şey. O halde var dediğimiz şeylerin varlığı tamamen bize bağlıdır. Altını çizmek istiyorum değerli arkadaşım. Sürekli bunu vurguluyor zaten. Varlığı biz nasıl algılıyorsak o öyledir. Bir nesneyi büyük algılıyorsak büyük, küçük algılıyorsak küçüktür. Var olmak, algılanmış olmaktır. Şimdi bakalım. A şıkkı, varlıkta sürekli bir değişim var diyen kişi Heraktos'tur. Berkeley değildir. Varlık onu algılayan bireye bağlıdır. Bak net olarak burada yeri var. O halde cevabımız uzatmadan 5 şıkkıdır diyelim. Bu sorumuz Newton'la ilgili bir soru ve bize sorulan şey Newton'un bilim anlayışı ve etkisi hakkında aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır bakalım. Newton Bilim tarihinin en etkili kitapları arasında yer alan Kısa adıyla Prensipler eserini Latince kaleme almıştır. İlk baskısı Latince olarak 1687'de yapılan kitabın ilk İngilizce baskısı Newton ölümünden tam 2 yıl sonra yani 1729 yılında yapılmıştır. Newton muhtemelen bilimsel çalışmalarının her türlü bilim ve akıl dışı baskı ve polemiklerden korumak için kendi sağlığında İngilizce baskı dememiştir diyor. Çünkü o dünya nasıl göründüğüyle ilgilenmeden, keşfedilmemiş gerçeklerle dolu bir okyanusun kıyısında oynayan, düzgün bir çakıl taşı ya da güzel bir deniz kabuğu bulduğunda sevinen bir çocuk gibi sadece evreni anlamaya ve açıklamaya çalışmıştır. Polemiklerden beni uzak tutun diyor. Ya da böyle gerekli gereksiz akıl dışı tartışmalardan beni uzak durun. Ben dünyayı merak ediyorum. Dünyayı anlamaya çalışıyorum. O yüzden İngilizce baskısını yapmamış parçamıza göre hocam. Şimdi bakalım A evrenin bütün o dogmatik yani eleştiriye, kuşkuya, şüpheye, merağa yer vermeyen anlayıştan ve kişisel polemiklerden uzak tutarak anlamaya çalışmış mı? Evet hocam net olarak yorumumuzda bunu söyledik. Peki B da bir bakalım. Dini dogmalarıyla uyumlu. Uyumdan bahsettik mi? Dini dogmalarla uyumlu olsaydı bu araştırmaları yapmazdı hocam. Peki skolastik bilim anlayışına açıktan savaş açmıştır açıktan savaş atsaydı İngilizceye çevirdi hocam. Ele gitsin. Adam diyor beni polemiklerden uzak tutun diyor. Peki evrenin matematiksel dibi yöntemleri açıklamaya çalışmış mıdır? Bu kitabın temelinde bu var ama parçada bu ifade edilmedi. Ele gitsin. Peki evrende geçerli olan yasaları bilimsel yöntemlerle saptamaya çalışmış mıdır? Çalışmıştır ama bahsedilmemiştir. O yüzden cevap A şıkkıdır. İnanç Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan getirdiği esasları doğru olduğunu kabul edip onları gönülden yani kallimen inanmaktır. Yani ihlaslı olmaktır. İbadet ise gönülden isteyerek Allah'ı kulluk etmek, saygı göstermek, onun emirlerini yerine getirmektir. Namaz, oruç, hal, zekat, kurban dinimize yer alan başlıca ibadetlerdir. Bunun dışında Allah rızasını kazanmak için yapılan her türlü güzel iş ve davranışlar da ibadet olarak sayılır. Biz bunlara ne diyorduk? Salih amel değil mi? Salih amel diyorduk. İnsan Allah'a karşı sorumlulukları yerine getirmesi oranında inancı da kuvvetlenmiş olur. Ne kadar çok ibadet edersen inancın kuvvetlenir. Ama ibadet etmediğin takdirde inançsız sayılmazsın. Zira ibadetsiz bir hayat bir ağaç var yani bir iman var ama meyvesiz bir iman, meyvesiz bir ağaca benzer diyor. Buna göre hangisi vurgulanmıştır? B seçeneğine baktığımızda diyor ki inanç ve ibadet karşılıklı olarak birbirini etkileyen iki farklı olgudur. Zaten bir inançtan bahsetmiş. inanç demiş şu şu şudur, ibadet de şu şu şudur ve inanç ne kadar çok ibadet ederse inancı da o kadar kuvvetlenir. yani Birbirleri arasında doğru orantı vardır diyor. E cevap çıktı zaten B seçeneği. Evet, İslam'da işverenin kibirli ve zorba olmaları sadece kendilerini düşünmeleri hoş görünmemiştir. Sahabelerden Ebu Zer bir gün eline geçti bir elbiselik, elbiselik kumaşı ikiye bölmüş bir parçasını kendisine, diğer parçasını da el altındaki işçiye parçalı olarak elbise yaptırmıştır. Bu davranışın nedenini soranları, soranları o şu hadisi okuyarak cevap vermiştir. Onlar sizin himayenize verilmiş kardeşlerinizdir. Yediğinizden yedirin, yediğinizden giydirin. Bunu Peygamber Efendimiz söylüyor. Güçlerin üstünde hiç iş yüklemeyin. Zor iş vereceğiniz zaman onlara yardımcı olun. Yani onları aşağılamayın, onlara kötülük yapmayın, aşırı iş vermeyin diye. Bu nedir aslında? İşçi haklarını sahip çıkmış Peygamber Efendimiz. O yüzden Ankara'nın ağası diyoruz. Hazreti Peygamber onlara dedi ki Rabbim yerdeki ve gökteki her sözü bilir o hakkıyla işitendir hakkıyla bilendir şüphesiz Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir Allah bütün yaptıklarınızı görür buna göre hangisi değinilmemiştir bakalım sırayla Rabbim yerdeki ve gökteki her sözü bilir bilmek bilim ilim çıktı. O hakkıyla işitendir. işitmek sema sesleniş semi çıktı. Hakkıyla bilendir. Bilmeyi söyledik. Her şeyi hakkıyla gücü yetendir. Güç, kudret. Allah bütün yaptıklarınızı görür. Allah'ın her şeyi görmesi basar. Allah'ın yaratma sıfatı tekvindir. Ama bundan bahsetmiş mi? Bahsetmemiş. Evet iki ayet verilmiş hangisinden sakınmamızı istiyor diye sormuş. Bakalım birinci ayette diyor ki Estaizu billah rüştüne erişinceye kadar yani e, olgunluğa erişinceye kadar yetimin malına ancak en güzel şekilde yaklaşın. Yani yetimin malına göz dikmeyin. Ölçüyü ve tartıda adalette tam yapın diyor. Diğer bir ayette de diyor ki eksik ölçüp tartanların vay haline. Onlar insanları ölçerek bir şey aldıklarını da tam ölçerler. Kendileri başkalarına bir şeyler vermek için ölçüp tarttıklarında ise haksızlık yaparlar. Fitne fücurluk yani hile yaparlar hile. Yok mu onlardan eve geliyorsun bir yarım kilo bir kilo alıyorsun eve geliyorsun yarım kilo yarısı çürük. Bu da Kur'an-ı Kerim'de yasaklanmış Böyle yapanlar lanetlenmiştir. O yüzden cevabımız D seçeneği. Ben sizin Allah'tan en çok korkanınız ve sakınınızım. Bununla beraber ben bazen oruç tutarım. Bazen tutmam. Gecenin bir kısmında namaz kılarım. Bir kısmında uyurum. Bildiğiniz gibi evliyim de. Her kim benim bu yolumdan yüz çevirirse benden değildir. Hangisi çıkarılamaz? Şimdi bu hadisin ortaya çıkması da şu şekilde oluyor. Bazı sahabeler diyor ki ben diyor Allah'a and olsun işte hiç durmadan namaz kılacağım. Ben diyor hiç uyumayacağım geceleri sürekli ayakta Allah'a anacağım. Ben diyor hiç yemek yemeyeceğim. Ben diyor işte hiçbir zaman evlenmeyeceğim sadece Allah'la meşgul olacağım. Peygamber Efendimiz de çıkıyor diyor ki. Ey iman edenler ben diyor sorumluluğu en yüksek olan kişiyim. Ki keza peygamberim ben diyor. Ben bile uyurum, evlenirim, yemek yerim. Bazen namaz kılarım, bazen uyum, uyurum. İşte bazen karnım acıkınca yemek yerim. Bazen de işte fazla yemeğim varsa yardım muhtaçlara veririm ya aç kalanlara veririm. Ben bile bunu yapıyorum. Bu size zarar verir. Kendini aç bırakmak bedenine zarar, Allah'ın emanetine zarar vermiş olursun. İşte evlisin kaç olduğuna çocuğuna bakmıyorsun. Yine Allah'ın başka bir emanetine zarar vermiş olursun. O yüzden diyor orta yolla olun, aşırıya kaçmayın diyor. Ben bile bunu yapıyorsam size bu yapılmamıştı. Bunu yapanlar sevap point değil günaha girmiş olur diyor. Buna göre hangi çıkarılamaz. Ölçülü yani yetidarlı olmak. Doğru. Hazreti Muhammed sallallahu ve sellem vahiy alarak diğer insanlardan ayrışmaktadır. Yani bundan da bahsetmiş ama asıl neden bu değil. Bu bir dursun. Dinin iyi anlaşılması Hz. Muhammed'in rehberliği önemlidir. Ba yanlış anlaşılmış. Peygamber Efendimiz düzeltmiş. Hazreti Muhammed beşeri özellikler bakımından diğer insanlardan farksızdır. Uyurum, evlenirim, işte yemek yerim, yürürüm bahsediyor burada. Müslümanlar dini sorumlulukları eline getirirken dünyevi sorumlulukları da gözetmektedir. Hem dini hem dünyevi yani yemek yemek uyumak gibi dünyevi ibadet etmek gibi dini bu da var. Ama vahiy olarak vahiy aldığı için diğer insanlardan ayrışmak değil tam tersi diğer insanlara örnek olsun diye getirildiği için B seçeneği tamamen çıkarılmaz. O yüzden cevabımız Bursa'nın B'sidir. Bu soruda bize direkt olarak bir filozof sorulmuş ve denilmiş ki var olan yalnızca fenomenlerdir diyen bir kişi var. Bu kimdir diyor. Hemen aklına gelmesi lazım. Eğer arkadaşım fenomen kavramını görürsen, öz kavramını görürsen gideceğin kişi net olarak Edmund Husserl olacaktır. İstersen devam edelim ama devam etmeye bile gerek yoktur. Sen fenomeni gördüğünde, özü gördüğünde gideceğin yer kimmiş? Husserl'in kendisiymiş. Cevap D şıkkıdır. Bu sorumuzda Parmenides'in görüşü sorulmuş ve Parmenides'in bu görüşü aşağıdakilerden hangisini karşı tez oluşturur? Parmenides'in felsefe tarihinde karşı karşıya geldiği bir filozof var. Onu sonra söyleyeceğim. Şu parçaya bakalım. Çünkü söylediğim anda cevap söylemiş olacak. Parçaya baktığımızda diyor ki Elealılar varlığın her şey olduğunu değişikliğin görünüşten ibaret olduğunu savunmuşlar. Yani değişim ve değişiklik yoktur. Çevremizde gözlemlediğimiz değişme bir kuruntudan ibarettir. Bizler bu değişikleri duyularımızla algılarız. Oysa duyular aldatıcıdır. Dünya aldatıcıdır. Duyuların kendisi aldatıcıdır. Gerçek değişmez. Yani karşı karşıya geldiği kişi kimdir? Heraktos'tur. Heraktos evrende her şey değişir derken Parmenides hiçbir şey değişmez. Evren hareketsizdir. Bir olandır, öncesiz ve sonrası olandır diyor. O halde karşı çıktığı tez aynı ırmakta iki kez yıkanılmaz. Çünkü ikinci kez girdiğinizde ne siz aynısısınız ne nehir aynı nehirdir. Çünkü her şey değişmiştir. Cevabımız A şıkkıdır. Bu sorumuzda faydacı ahlak anlayışı evrensel ahlak yasaları için hangisini temel almaktadır diye sorulmuş. Bakalım parçamıza. Faydacı ahlak kuramının savunduğu görüşe göre evrensel yasalar Tanrı ve doğa tarafından belirlenen yasalar değildir. Evrensel yasalar vardır fakat bu yasaları en çok burası önemli. En çok sayıdaki insan için en çok yarar ilkesi verirler. Devam edelim. İnsanın doğası gereği kötüden ve acıdan kaçtığını belirten faydacı ahlak kuramı insanın iyiye ve haza yöneldiğini kabul eder. Böylece insanın amacı mutluluktur. Peki mutluluğu sağlayan şey nedir? En çok sayıda faydadır. Yani evrensel ahlak yasası vardır. Nasıl vardır? herkesi içine alan bir fayda söz konusuysa, toplumsal bir fayda söz konusuysa o zaman vardır hocam. Şimdi şıklarda bunu bulalım. A ölçülü olmaktan bahsettik mi? Hayır. Bilgi arayışından bahsettik mi? Hayır. Tanrı'nın insanlara bildirdikleri değildir zaten diyor parçanın girişte. Peki bireyin kendi beninin düşünmesi işte bu toplumsal ahlak olmaz. Ne olur? Pragmatizm olur. Ne olur? Bir nevi çıkarcılık olur. Bu da olamaz. Peki toplumsal bireysel fayda olur mu? Olur hocam. Toplumsal bir yarar varsa en çok sayıda bir yarar söz konusuysa o zaman eğer mesela vardır cevabımız da E şıkkıdır. Bu sorumuzda verilen bir takım görüşler var. Bu görüşlerle vurgulanan düşünce aşağıdakilerden hangisidir denilmiş bakalım hocam. Diyor ki günlük yaşamda fakir birine yardım eden insanın davranışını betimlemek için ne diyoruz? Ne kadar güzel bir davranış diyoruz halbuki bu yanlıştır. İnsan davranışları için güzel ve e, çirkin kavramlarını kullanamayız. Onlar için iyi ve kötü kavramlarını kullanırız. Dememiz gereken şey neymiş? Ne kadar iyi bir davranıştır. Peki diğer kısma gelelim. Bir resme bakarak çok iyi dediğimizde aslında yine yanlış konuşmuş oluruz. Yanlış bir cümle kurmuş oluruz. Neden? Şundan dolayı. Çok iyi değil, çok güzel dememiz lazım. Nesneler için güzel ve çirkin kavramını kullanacağız. Davranışlar için iyi ve kötü kavramını kullanacağız. Şimdi bunu şıklarda bulalım. A şıkkı, nesneler iyi ve kötü niteliklere sahip midir? Hayır, güzel ve çirkin niteliklere sahiptir. Peki davranışlar güzel çirkin olur mu? Olmaz. Davranışlar iyi ve kötü olur. Peki her güzel aynı zamanda iyilik midir? Yani güzel ve iyi aynı mıdır? Bu arada kaydı böyle yapalım. Bunları da elemiş olalım. Her güzel aynı zamanda iyilik değildir. İyi ve güzel birbirinden farklı kavramlardır. Peki güzel ve çirkin nesnelere, iyi ve kötü de eylemlere yani davranışlara ilişkin nitelikler midir? Kesinlikle evet cevap D şıkkıdır. Bu sorumuzda verilen bir parça var. Parçaya bakalım ve bu parçaya dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir onu bulalım. Devlet halkın ne istemesinin daha iyi olacağı yönünde herhangi bir anlayış teşvik etmeye çalışmamalıdır. Bunun yerine o birey için en büyük ölçüde özgürlüğü koruyacak bir yasa uygulayıcı olarak davranmak zorundadır. Bunun bir sonucu hakkın iyiye önceliğidir. İyi bireysel bir özgür seçim sorunu. Hak ise bu özgürlüğün savunması olarak görülür. Tek genel iyi bu seçme özgürlüğünün değeridir. Geri kalan bireyin kendi sorundur hocam. Yani yapılması gereken şey bireyin özgürlük alanı genişletmek ve korumaktır hocam. Şıklara bulalım. A şıkkı devlet toplum karşısında özel konumunu sürdürmeli midir? Biz bireyin haklarından, özgürlüğünden bahsediyoruz. Devletten değil. Ele gitsin hocam. E şıkkı devlet düzenin bekçisi midir? Olabilir de parçada bekçilikten bahsetmiyoruz. Bekçilikten bahsetmememizin nedeni bireyi daha çok öncelememizdir hocam. Devam ediyoruz. En kötü devlet devletsizden iyidir anlayışı yok burada. Devletin önceliği eğitim olmalıdır arkadaşım hiç eğitimin esinden bahsetmedik ama şundan bahsettik devletin görevi bireysel özgürlükleri güvence altına alacak yasal uygulamalar yapmaktır bakın burada net olarak söylendi yerinde tersinden göstermiş olduk cevap e şıkkıdır.